direkt bir formül vermişler. Direkt formül vermişler. D verilirse R nasıl bulunuyor? R verilirse D nasıl bulunuyor? D neymiş? D mikron distan, uzaklık, R de miktar ölçeğine göre büyüklüğü. Yazıyorum şimdi. Sorunun çözümüne geçiyorum. D şey, R eşittir logaritma D. R eşittir logaritma D. Burada diyor D'yi mikron türünden yazın. Ama bize 40 milimetre olarak vermişler. 40 milimetre. 1 milimetre için 10 üzeri 3 mikron dediğine göre 40 milimetre 40 çarpı 10 üzeri 3 mikron yapmalı. Yukarıda az önce yazdığım bağıntıda ki onu o bağıntıyı da kendileri verdi zaten. Logaritma 40 çarpı 10 üzeri 3. Biz onu şöyle yazabiliriz. 4 çarpı 10 üzeri 4. Alt satıra geçiyorum. Bunu düzeltmeye çalışayım. Çarpımın logaritması çarpanların ayrı ayrı logaritmalarıydı. Önce logaritma 10 üzeri 4. Sonra logaritma 2. Logaritma 2'yi de önceki derslerden alışık olduğumuz gibi logaritma 4'ü 2'nin karesi olarak yazdım. Biliyoruz artık buralarda detay yapmaya gerek yok. Bu 4 olarak çıkıyor. Bu da buradaki sayı başa çarpan olarak geçiyordu. 2 çarpı logaritma 2 oluyor. Logaritma 2'yi bize yaklaşık olarak 0.3 vermişler. Onun 2 katı 0.6, 4 ile toplanınca 4.6'ymış. Keşke hep böyle sorsalar. Zor görünümlü ama içine girdiğinizde formül verilmiş, değerler verilmiş, yerine yazıyoruz. Bu yeni nesil soruların böyle bir kolaylığı da var. Kimi zaman birçok sorunun içerisinde yanıtı zaten kendiliğinden gizli olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bir görelim, içimize çekelim. Bir sıkıntılı bir soru değildi bence. Hemen ekranı temizleyip sıradaki soruya geçeyim. Sıradaki derken benim seçtiğim sıradaki. O da ne olur soru hemen yanında yer alan. Bir göz atalım. Bu da öğrenciler tarafından ürkütücü bulunabilir. Göz atalım bir. Birazcık küçülteyim bana yazım için alan açılsın. Şimdi bu süreçte not tutmanız falan çok kolay bir şey değil. O yüzden kağıt kalem mutlaka olsun yanınızda. Biraz da o klasik bildiğimiz işlem soruları gelecek karşınıza. Benimle beraber ekrandan yapmayı deneriz. Geçiyorum soruya. Logaritma taban yazmamış. Tabii ki o zaman bayağı logaritma, onluk logaritma, on tabanında. Böyle böyle dikdörtgenler verilmiş. Her ne kadar yazılmamış olsa bile yazmışlar. Gördük, tamam. Kalan alanlar toplamı. İyi bak şimdi. Evet, çözüme geçiyorum. Kendime göre dediğim gibi söylüyorum. Kullandığım cihaz bir parça küçük olduğundan biraz fazla büyüteceğim. Sizi çok da rahatsız etmemeye çalışıyorum. Şimdi şurada gördüğünüz mavi noktanın absisi 2, ordinatı fonksiyonundaki görüntüsü logaritma 2. Bak, bu dikdörtgen alanı çok kötü yazdım ama dikdörtgen alanı belli. Şu uzunluk bir birim. Düşey eksendeki uzunluğu logaritma 2 birim, kırmızı çizgi. O dikdörtgen alanı 1 çarpı logaritma 2'ymiş. Kalemi değiştirmeden yürüyeyim. Şu uzunluk logaritma 3 birim olmalı. 3'ün fonksiyondaki görüntüsü. Şu uzunluk logaritma 4 birim olmalı. Bu uzunlukta logaritma n eksi 1 olmalı.
ve gördüğünüz tüm dörtgenlerin kısa kenarı demeyeyim, diğer kenarı diyeyim, bir birim. Diğer kenarı bir birim. Ne diyordu sırada? Bu dikdörtgenlerin alanları toplama. O zaman ilkiyle başlayayım ben. İlkiyle başlayayım. Kalemin rengini bir değiştireyim. Şu dikdörtgenin, şu neye? Şu dediğimiz ok çıktım şimdi. Bir kenarı logaritma 2, bir kenarı 1. 1 çarpı logaritma 2. Hemen yanındaki bir kenarı 1, diğer kenarı logaritma 3. Gör. Evet. Artı logaritma 3. Artı logaritma 4, artı 5, artı nokta 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 logaritma n eksi 1. Logaritma fonksiyonumuzun özelliği, üzerinde bir parça işlem yaptık. Toplamları çarpma dönüştürüyordu. Ne demek istiyorsun hocam? Şunu demek istiyorum. Bak, bu eşittir logaritma 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı nokta 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 n eksi 1. Bunun içinde bize soru da vermişlerdi. Logaritma 10 faktöriyel diye geçiyor burada. Eşittir logaritma 10 faktöriyel. Biraz artistik konuşacağım şimdi size. Logaritma fonksiyonu birebir fonksiyon olduğundan bunlar eşitse logaritması alınanlar da eşit. Görebildiğiniz gibi bende de yer çok azaldı. N eksi bir faktöriyel eşittir 10 faktöriyel. Buradan N eşittir 11. Sorusu olan kendini Batuhan'a göstersin bir şekilde. El mi kaldırıyorsunuz? Parmak işareti mi yapıyorsunuz? Lütfen ama chat yapmayın. Chat dikkatimi dağıtıyor. Ne konuşacaksak burada konuşalım. Onu açmak, okumak dersin bütününü bozuyor bende. Batuhan. Alo hocam. Sorusu olan yok da sesle görüntüde bir aksaklık. Onu yani, soracağım. Sesle görüntüde bir problem var mı? Şöyle hocam. Bizim konuştuklarımız size bir 2-3 saniye falan geç geliyor sanırım. Bir de ara sıra donuyor. Aynen bir kişi daha yazdı evet. Mesela şimdi de. Ara sıra donuyor böyle bir. Tamam. Ben o zaman biraz bu işitme engellileri anlatıyormuş gibi daha yavaş gideyim. İnternet daha sağlıklı olduğu anda normal hızımıza geçelim. Alır. Evet. Logaritmanın buradaki sorularını geçiyorum. Öncekilerden daha zor ya da daha kolay değil. Ve logaritmanın elimdeki bu eğis föyünün sanıyorum 5 föye ayırmışlar logaritmayı. Beşincisi yanılmıyorsam tekrar föyü bir kontrol edeyim. Evet, 5 föye ayrılmışlar dediğim gibi. Bu gördüğünüz üçüncüsü. Taban değiştirme kuralı. Evet, ve pozitif gerçek sayı A tabandaki logaritması falan filan. Yazanları okumaya gerek yok galiba. Görüntüde sıkıntı yok. Burada yazıları ben yine yazmak istiyorum. Diyor ki logaritma A'da. Şu an evet. Burada yazılan bir tabanda verilmiş bir logaritmayı A tabanında verilmiş. A'nın ne olması gerektiğini çok konuştuk. B'nin nasıl olması gerektiğini çok konuştuk. Bunu işlemde kolaylık sağlayacağını düşündüğünüz başka bir tabana geçmek istiyorsun. Örneğin yukarıda C tabanında. Ben de sanki farklı olsun diye X tabanını düşüneyim. Logaritma taban x,
logaritma taban x, üstte kalan üstte geliyor, altta kalan alta geliyor. Buraya b oturuyor, buraya a oturuyor. Örneğin bunu başka bir tabana döneyim. Örneğin 10 tabanına döneyim. Logaritma 10 tabanında bölü logaritma 10 tabanında üstteki b üste, alttaki a alta. Daha da bir sündüreyim ben bunu. İyice bir tadını çıkarayım. E tabanına geçmek istiyorum. Yani elenini almak istiyorum. Elen bölü elen üstteki b üste, alttaki a alta. Niye bunu yapıyoruz? Göreceğiz. İşlemlerde kimi zaman bize kolaylık sağlayacak farklı bir tabana geçmek. Burayı atlıyorum. Benzer, beraber pekiştirelim diye aslında çoğunlukla sizin yapmanız gerekli olan alıştırmalardan gelişigüzel birkaç tane seçeyim. Burada 4 tane var. Dilerseniz bir A'yı, bir D'yi birlikte çözelim. Soru diyor ki, aşağıdaki logaritmalı ifadeleri 5 tabanına geçiniz. Hemen yazıyorum. Logaritma 5 tabanında, logaritma 5 tabanında, üstteki üste geldi 3, alttaki alta geldi 2. Devam. Ha, biraz kalsın görün. Hemen şu D'ye yönleniyorum. Logaritma 4. 5 tabanına geçmemiz isteniyordu. 5 tabanına geçelim. Logaritma 5 tabanında. Logaritma 5 tabanında. Üstteki üste gelecek. Alttaki altta ne var? 10 var. 10 buraya gelecek. Evet, bu uygulamayı akışkan hale getirmek sizin elinizde. Benzer benzer birçok şeyi tekrarlayarak gayet rahat yerine oturtabilirsiniz. Örnek 2'de bu işi tersten yap diyor. Bu işi tersten yap diyor. Tersten yapalım. Alttaki taban üstteki logaritması alınan sayı. Hocam Kadir'in bir sorusu vermişler. Peki görüşelim Kadir'le. Efendim Kadir. Merhaba hocam. Merhaba merhaba Kadir. Söyle hangi soru? Neye takıldın? Hocam bir üstteki sorunun C'sini çözebilir miyiz ya? C'sini şöyle yazıp geçeceğim. Çözmeyeceğim. Logaritma E tabanında 3. Tamam. İpucu. Olmamışsa WhatsApp'a dön. Tamam oldu hocam. Burada olmazsa bak topu sana atıyorum bilerek. Tamam hocam. Tamam, görüşürüz, sağ ol. Tamam hocam, teşekkür ederim. Tamam, daha bu şeyleri geçelim ya. Teşekkür falan. Ders yapıyoruz şu anda. Aşağıdaki ifadeyi tek logaritma olarak yazınız. Bu kez de B'yi C'yi çözelim. Adalet sağlamış olalım kendi içimizde. Ne demiştik? Logaritma yazdığında alttaki alt, üstteki üste. Logaritma yazdığında alttaki alta, üstteki üste. Ki bu ln 5 anlamına geliyor. Bir göz at. Evet, geçiyorum burayı da. Biraz tempo yap. Şimdi buna benzer çok soru çözeceğim. Ekranda gördüğünüz soruya benzer çok soru çözeceğim. Bunlar onun arasında kolay kaçacak. Antrenman olsun diye yapayım hadi. Ne diyor? 3 tabanında 5'i
logaritmasına x demişler. Örneğin b'de verilen ifadeyi, b'de verilen ifadeyi ne diyormuş? Ama burada ben şu özelliği atladım sizden. Evet. Evet, taban değiştirmede dilediğimiz tabana geçebileceğimiz gibi gördük, uyguladık. Tabanla logaritması alınan ifade arasında da bir geçiş varmış. Nasılmış o? Sayısal olarak girmiş olsam örneğin, diyor ki logaritma, evet sabitlenmişim ekranı, bir saniye. Yeni yana alışıyoruz bunlara, bu ekranlara, kalemlere. Sizler de öyle. Diyor ki şöyle bir iyice odaklanayım ben. A tabanında B'nin logaritması 1 bölü B tabanında A oluyormuş. Ne demek istiyor ya bu? Logaritma 7 tabanında 3 eşittir 1 bölü logaritma 3 tabanında 7 demek istiyormuş. Veya ln 10 demek 1 bölü logaritma 10 tabanında e. İyi bak, bu ln neydi ya? ln çizdim üstünü, logaritma e tabanındaydı. Tamam. Şimdi üstte bak bana bir. Bana derken ekrana bak tabii. Alışmışız sınıftan. Evet. Şuradan çıkan bir sonuç var. Şurada, burası neresi önce? Burada içler dışlar çarpımı yaparsınız diyor. Yapayım. Logaritma, önce paydadakini yazıyorum. Önce bunu yazacağım. Logaritma B tabanında A. Çarpı. Logaritma A tabanında B. Bak bunu. Çok matematiksel değil ama şöyle gösterir. Buradaki sayı ile buradaki sayı aynıysa ortadan kaldırıp logaritma B tabanında B ki onun 1 olduğunu 2-3 haftadır B'ye yazmaya çalışıyoruz. Bir sildim. Yine yaklaştım. O matematiksel olmayan ama bizim yöntem olarak işimize yarayabileceğini düşündüğüm böyle gidiyormuş. Evet. Ekran çok geç geliyor bana göre. Böyle gittiler. Ve kalan ifade. Burada logaritma tabanlı A, bir de D kaldı. Buranın eşiti logaritma A tabanında D'ymiş. Batuhan, ses verebilir misin bana? Evet, veririm hocam. yine ekran, ses. Şu anda daha iyi. Var mı? Tamam, çok senkronize değil. Daha iyi mi? Evet, daha iyi ama yine sesimiz size geç geliyor galiba. O pek önemli değil ama. Evet. Şu bu diyorum. Birkaç saniye sonra geliyor. Evet. Neyse, şimdiye kadar yaptıklarımızı en iyisi. Şükrederim bari. Aynen, bence geçiyorum doğru. Geçiyorum buraya. Dediğim gibi ben çok sorular var. Birçok yazacağım. Verilmiş 3 tabanında 5. Adına x demişler. Buna göre diyor. Taşta verilenleri
X türünden yaz. Hocam hemen nazar değdi ya. Şükredelim dediniz. Direkt sesiniz robotik evet, gelmeye evet, başladı. Evet, evet. Görüyorum. Şu ağzımı açtığım farkındayım. Evet, evet. Gelen ekranda bende düzgün görünüyor. Aklımda olan 3 tabanında 5. 3 tabanında 5 aklımda ama bir yanda, bir yandan da iyi bak bir. Bir yandan da logaritma 5 tabanında x'i de biliyorum. Logaritma 5 tabanında x'i de biliyorum. Yanlış söyledim. 5 tabanında 3'ü de biliyorum. 1 bölü x. Şimdi aranızda dersine gelen öğrenci arkadaşlar var. Dersi bu kadar yavaş anlatmıyorum. Ama bu ekran, ses birlikte olmadığından biraz yavaşlıyorum. Artık idare edeceğiz. Bunlarla da başa çıkacağız inşallah. 3 tabanında 5 biliyorum de burayı. 9'u 3 kare yazdım. Artık bu detaylandırayım size. Karede logaritma 5 tabanında 3. 5 tabanında 3 yukarıda yazmışız. 1 bölü x. Ama bunda ne var? 2 bölü x diyebilirim o zaman. Şöyle bir bakayım. Evet, bu zor gibi geliyor. 3 tabanında 5 biliyorum. 3 tabanında 5 biliyorum. 3 tabanında 5 biliyorsam hemen ben bunu 3 tabanına döneceğim. 3 tabanına dönüyorum. 1 bölü logaritma 3 tabanında 15. Logaritma 3 tabanında 15. 1 bölü logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 5. Farkındaysanız alışalım bunlara. Zihniniz hep açık olmalı o yüzden. 1 bölü 3 tabanında 3, 1. 3 tabanında 5, x. 1 bölü x artı 1 ya da 1 artı x. Ben varsa bildirirsiniz. Evet, dağıttım. Bunu da geçtim. Bu ÖSYM sorusu daha sonra ileride çözeriz. Bu sayfa tek tek geliyor karşımıza. Ben bunu da atlıyorum. Buna bak, öğrencilerin haz etmediği durumlar bunlar. Harflerle pek ilişkili. Evet, çözelim bunu. Şimdi evdeki malzeme 3 tabanında 2 ya da aynı zamanda 2 tabanında 3 de var. 2 tabanında 3 de var, 3 tabanında 2 de var. Sorulan başka bir tabanda. Biz bunu bildiğimiz tabana çevirmemiz lazım. Dilerseniz 2 tabanına, dilerseniz 3 tabanına. Ben şu an için 3 tabanını tercih ediyorum.
bu verilen ifadeyi 3 tabanına dönüyorum. Logaritma 3, yanlış, o ifadeyi değil, o ifadeyi değil. Bu ifadeyi 3 tabanına dönüyorum. Logaritma 3 tabanında 16. Biraz da hazırlık yapayım şöyle. Bölü logaritma 3 tabanında 12. Logaritma 3 tabanında 12. 3 çarpı 4. Bildiğiniz gibi bu 4 başa geçti. 4 tane logaritma 3 tabanında 2. Burayı da hızlandıralım. Ayrı ayrı logaritmasını aldım. İlkinin logaritması 1. Öbürünün logaritması 2 çarpı logaritma 3 tabanında 2. 3 tabanında 2 ifade. 4a bölü 1 artı 2a. Şöyle genel bir görelim. Kolay soru. Bunlar ilerleyen dönemdeki sorularda küçük parçalar olacak belki. Dediğim gibi sorusu olan kendini Batuhan'a göstermeye çalışsın. Benzer bir soru. Bir bakalım. Daha altında daha benzer bir şey var mı? Bunu çözeceğim zaten. Şuna bir bakalım. Logaritma D tabanında A soruluyor. Malzemeler üstte. Ne yaparsak hayatımızdan B'yi, C'yi çıkarırız. Ben bunları yan yana yazıp çarpınca gittiğini görebildim. Gittiğini görebildim. Görmesem ne yapardım söyleyeyim. Şu an yapacağım şeyleri birazdan sileceğim. Görmeyen adam çözümü, görmeyen öğrenci çözümü yapıyorum. Ne soruluyor? D tabanında logaritma. Alayını birden D tabanına çevirdim. Logaritma. Yaptığımı sileceğim. Yaptığım iyi bir şey değil. Ama yanlış değil. Alttaki burada oluyordu. Üstteki burada oluyordu. Böyle böyle tek 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 geçerdim. Becerebilirsem çözerdim. Şimdi ben pratiğini gördüm ama. Pratiğini gördüm. Pratiği şu. Bunları yan yana yazıp çarpmak. Görelim bir ne oluyor. Logaritma A tabanında B. Logaritma A tabanında B. Onun eşiti 2 idi. Hepsini birbiriyle çarpıyorum. Logaritma B tabanında C. Logaritma B tabanında C. Onun eşiti 3 idi. Son logaritma C tabanında D. Onun da eşiti 1 bölü 2 idi. Az önce bahsettim. Çok matematiksel değil ama öğrenciler pratik buluyor. Bence de mahsur yok. Şunlar birbirini yedi. Bunlar birbirini yedi. Ne kaldı? A tabanında D kaldı. Logaritma, zaten sorulan da bu. A tabanında D eşittir 3'müş. İsterseniz ayağımıza kadar gelmişken D aküptür diyebiliriz. D A üzeri 3'e eşittir. Yok efendim, her tarafın küp kökünü alırsan, küp kökünü alırsan, küp kök D A'ya eşitmiş falan filan. Evet, şimdi ekranı değiştiriyorum. Başka sorulara doğru gelirken açalım.
Bir görelim şöyle. Şunu çözeceğim demiştim. Çıkmış bir soru. Geçen yılın AYT sorusumuş. Göz atalım bakalım ne diyor. Şimdi şu ibareyi nasıl kaldıracağım bilmiyorum. Neyse, kendi acemiliklerimi size paylaşmayayım. Evet, ilk sayısı birden büyük tam sayı. Sayma sayısı olduğuna göre, buna göre aşağıdakiler. 64 bölü x oranı bir tam sayı. O zaman x ne oranında 1 var ama üstte izin vermemişler. O yüzden olanlar benim bildiklerim 64'ü bölen tam sayılar 2, 4, 8, 16, 32 ve 64. Aday x'lerimiz bunlar. İkinci öncül diyor ki elen 64 bölü elen x bir tam sayı olmadığı, tam sayı değilmiş. Ben bu elenden falan çok anlamıyorum. Bak tersten taban değiştirelim. Alttaki taban oluyor. Ne diyorsun hocam? Logaritma x tabanı da 64 diyorum yani. Şimdi bu tam sayı olmadığına göre örneğin x 2 olsa 2 üzeri 6'dan 6 çıkar tam sayı olur. 2 olamaz x. X 4 olsa 64 4'ün küpü 3 olur, olamaz. X 8 olsa 64 8'in karesi maalesef 8 de olamadı. 16 olsa olur. 32 olsa olur. 16 olsa eyvallah. 32 olsa o da kabul. 64 olsa o logaritma tam sayı çıkar. Bu da olmadı. Olası adayların toplamı 48. Bunu ben size geçen derste söylemiştim arkadaşlar. Bak AYT gözümüzde büyüyebilir. Konular sıkıntılı gelebilir. Örneğin fonksiyon konusuna girdiğinizde bir sürü başka bileşenleri var. Analitik giriyor işin içine. Eşitsizlik giriyor işin içine. Logaritma sempatik bir konu. Bir, içine çok fazla farklı konular burnunu sokamıyor. Hedef konularımızdan olması lazım. Bu konuda aman, bak logaritmadan tabii ki her konudan soru kaçar. Sizler yakından biliyorsunuz, biz öğretmenlerin en çok kaçırdığı sorular, çok da sayı soruları. Yıllardır biz bu işi anlatıyoruz ama en kolay görünen yerden soru kaçıyor olur. Ama mümkünse bu logaritma olmasın. Şimdi ilk dersimizin sonuna geldik. Ben yayından çıkmayacağım. Sesi kapatacağım. Yaklaşık bir 10 dakika sonra ben yine geri geleceğim buraya. Sonra bir 5-10 dakika civarında bir şeyler konuşuruz. Sonra makul bir zamanda derse başlarız. Evet, sorusu olan var mıdır? Söyleyeceği bir şey olan var mıdır? Bir saniye bekleyin, beni ayrılmayın. Şu ekranımdan bir çıkayım ben. Evet, derdi olan kendine Batuhan'a gösterir bir şekilde. Tamam, ben kapatıyorum. Yayından çıkmıyorum. Sesi ve görüntüyü kapattım. Yaklaşık 10 dakika sonra görüşürüz. 2 yılın 2019'un AYT sorusunu çözmüştük. Oradayım. Devam ediyorum.
Yani şuna bir bakalım. Hocam sesiniz çok kötü. Evet. Logaritma. Öyle mi? Umarım düzelir. Az önce çok kötüydü herhalde şimdi bir düzeldi gibi. Bakalım bakalım. Aslında bağlantıyı hiç kapatmadım ben ama işte internet yükseliyor, alçalıyor. Evet, ekranda gördüğümüz soruya odaklanmaya çalışalım. AB tabanında A'nın logaritması X, B tabanında A'nın logaritması soruluyor. Birazcık size düşünme fırsatı veriyorum. Sonra çözüme geçeceğim. Yeterli bu kadar. Tabanda parçalama yapamıyoruz. O yüzden bunun tabanı benim hoşuma gitmedi. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Logaritma AB tabanında A değil de logaritma A tabanında AB yazacağım. Yapalım mı dediğimi? Telefon da benimle inat taşıyor. Evet, A tabanında AB logaritma A tabanında AB. Burayı ters çevirdim, burayı da ters çevirdim. Bir görün. Devam edeyim. Burada bu logaritmayı parçalayayım. Logaritma A tabanında A artı logaritma A tabanında A artı logaritma A tabanında B 1 bölü X. Hemen biri diğer tarafa atıp işleme sokayım. Logaritma A tabanında B 1 eksi X bölü X. Bakın küçük küçük işlemler atlıyorum. Bizden istenen B tabanında A. Bizden istenen B tabanında A. Ters çevireceğim yani bunu. Yapayım. Logaritma B tabanında A. X bölü 1 eksi X'miş. D seçeneği oluyormuş. Tın. Umurumuzda değil. Şu aşamada benimle beraber geçirdiğiniz zamanlarda doğru yanıt bulmak değil amaç, konuyu öğrenmek, pekiştirmek. Geçiyorum. Şöyle bir genelini göreyim. Burada bir özellik yine verilmiş. Evet. Çok önemli bir özellik olmamakla birlikte çoğunlukla kitaplarda bunun üzerinden soru çok sorarlar. Şimdi ne diyor? İlk özelliğe odaklanın bir. İlk satırda bulunan özellikle diyor ki üssün üzerinde logaritma varken hangi koşullar altında konuştuğumuzu bilelim. Diyor ki daha iyice gözünüze soktum bunu. Tabanla diyor logaritması alınan ifade yer değiştirebilir diyor. Tabanla diyor, üstü sayının tabanından bahsediyorum, logaritmanın tabanı değil. Logaritması alınan ifade yer değiştirebilir diyor. Ve diyor, taban diyor, logaritmanın tabanından bahsediyorum, aynı kalır diyor. Şimdi bir başa döneyim. Ne diyor bu? Küçük küçük kendimce örnek yapayım. Kendimce burada. Diyor ki örneğin 3 üzeri logaritma 5 tabanında 7 diyor. Eşittir 7 üzeri logaritma 5 tabanında 3 diyor. Ben çok anlamadım bunu. Verilen eşitliğe bir daha bir odaklanayım. Her iki tarafın
C tabanında logaritmasını alsak, bunun logaritmasını alsak, C tabanında alsak, bunun logaritmasını alsak, C tabanında alsak, bir sonraki işlemde bu başa, bu da başa çarpı olarak geçecek. Geçsin görelim bir. Başa çarpı olarak geçtiğinde logaritma C tabanında X. Çarpı logaritma A tabanında C. Az önce bu bunun üzerindeydi. C tabanında A'ydı, pardon, hata yaptım. Geri gel. C A tabanında C değil, C tabanında A olacak. C tabanında A. Eşitliğin sağına bakalım. Bu başa geçecek. Logaritma C tabanında A. Logaritma C tabanında X. Logaritma C tabanında X. Gördüğünüz gibi eşitliğin her iki yanında aynı şeyler yazıyor. Evet, kandırılmıyormuşuz. Bu doğruymuş. Batuhan, nasıl ses? İyi şu anda. Bir sıkıntı yok. Efendim? Bir iyidir, sıkıntı tamam. Yok. Yani. Şimdi bu alttaki kolay oldu artık. Madem ki tabanla logaritması alınan ifade yer değiştirebiliyormuş, yapalım. A ile X'in yerini değiştirdim. Tabanda ne yazıyor? Tam da üzerinden geçmişim. Tabanda A yazıyor. Evet, kötü yazılmış. Her neyse, ben X ile A'nın yerini değiştirdim. Karşıma çıkan ifade X üzeri logaritma A tabanında A. Bunları yer değiştirme hakkım varmış. Bir önceki özellikten öğrendik. A tabanında A 1, X üzeri 1, X. Geçiyorum. Peki buradan dileyen olursa bu föyü PDF olarak atabilirim size. Kitabı. Ya kitabı, evet. Föyü değil de kitabı atabilirim. Şimdi bu soruya bir bakalım. Burada benim aklıma şu geliyor. Aklıma şu geliyor. 2 üzeri logaritma 2 tabanında bir şeyler yapabilirsem sonuç o yaptığım bir şeyler gelecek. Çünkü az önceki özellik böyle diyordu. Hemen 8'i şöyle yapayım. 8'i 2'nin küpü olarak yazayım. Burada gördüğünüz 4'ü 2 kare diye yapayım. Bu 2'yi de başa çarpan olarak atayım. Bölüm olarak. Logaritma 2 tabanında 3. Özellik gereği burada ora nere? Burada bir sayı olmaması gerekiyordu. Böyle alayım o zaman onu. 2 üzeri logaritma 2 tabanında 3 üzeri 3 bölü 2. 3 üzeri 3 bölü 2. Bunun eşiti 3 üzeri 3 bölü 2 olur. 3 bölü 2 olur. Bu da küp kök, pardon, karekök içerisinde 3 küp. Siyah bant gitmiyor bir türlü. 27 oldu. Buna 3 kök işte diyebiliriz. Göz attık. Geçiyorum. Şu soruya bir göz atın.
Biraz zaman tanıyorum size. Bu soruda. Yardım masa olduk. Kısa. Evet, dışarıda da çok güzel bir yağmur var. Ders arasında mutlaka bir çıkın balkona, o yağmurun havasını bir içinize çekin. Sorunun çözümüne başlıyorum. Bu ciddi anlamda şu ana kadar yaptığımız sorular arasında zor olan bir soru. Üstü sayı da sağlam olması lazım, logaritma da sağlam olması lazım. Benim burada odaklandığım şey ne yaparım da x ile y'yi çarpan olarak yan yana getiririm. Burayı 1 bölü 4 değil de 1 bölü 4 değil de 2 üzeri eksi 2 diye yazayım. Biraz fazla büyük yazdım. 2 üzeri eksi 2. Artık şunu görme. Artık bunu görme. X ile Y'yi çarpan olarak yan yana getirme başından beri güdülendiğim şey o. Üzerine X yapıştırırsam, o zaman bunun da üzerine X yapıştırırsam, üstü sayı özelliklerinden hatırlıyorum ben, bunların yer değiştirmesi mümkündü. Hemen bir sonraki adıma geçeyim. Bir sonraki adım için şuradaki kalan boşluğu değerlendireyim. İyi bak. 3 üzeri x çarpı y. Şuraya geçtim. 3 üzeri x çarpı y. Buraya geçtim. Bak bunları yer değişti. Burada değiştim. 2 üzeri x üzeri eksi 2. 2 üzeri x üzeri eksi 2. 2 üzeri x denilen şey, 2 üzeri x denilen şey 1 bölü 5. 3 üzeri x diye. İyi bak 1 bölü 5'i yazdım. Üzerinde eksi 2 yazıyor. Bu 25 oldu. Şimdi x çarpı y'yi 3'ün üzerinden aşağı indirmem lazım. Dilediğim tabanda logaritmasını alabilirim ama eğer başka renk seçeyim bir saniye. Eğer 3 tabanında logaritmasını alırsam tabii ki buranın da, o zaman x çarpı y başa geçer. X çarpı y çarpı logaritma 3 tabanında 3, yazma vazgeç. Logaritma 3 tabanında diyorduk 25'miş. Evet, bir genelini bir görelim. Şu ana kadar bunun için konuşuyorum. Çözdüğümüz en çok adım içeren soruydu. Soruya başlangıcım. Ne yapayım da x çarpı y'yi yan yana getireyim. Sonra elimizdeki malzemeyi kullana 2 üzeri x haline getirdik. Gerisi logaritmanın işi. Ben sorusu olan var mı, sözü olan var mı yerine derdi olan kendini Batuhan'a göstersin. Geçtim bunu da. Biraz akıtayım. Gelişi güzel şunu seçmiş olayım.
Sorun çok benzerinden daha önceki sayfalarda çıktı. Ben size dedim ki bu biraz kolay bir ÖSYM sorusu. İleride bizi biraz daha zorları bekliyor demiştim. Bunlardan bir tanesini konuştum. Şimdi payda eşitleyebiliriz. Kötü bir şey. Çok kötü bir şey değil aslında. Paydaları zaten eşitmiş işte. Güzel olmadı bu. Evet, kötü bir soru yapmışlar. Ben aslında bir göstereyim de. Bir göstereyim size. Soruyu yazanlar da dalmış. Ben de bu kadar kolay olduğunu düşünmemiştim. Paydaları aynı. Logaritma 3 artı logaritma 7. Ki bu bir sonraki adımda logaritma 21 haline girecekti. Logaritma 21 haline girecekti. Aşağısı zaten logaritma 21. Konuşmaya değer bir soru değilmiş. Geçiyorum. Biraz da havalara girelim böyle. Basit gidecek halimiz yok. Şimdi şuna bakalım. Evet, bu istediğim gibi. Yine önce bir sorunun içine girin. İyice bir kafa yorun. Ben olsam ne yapardım deyin. İmkanınız varsa hemen kağıt kalem saldırın. Evet. Çok pardon. Ben hemen şöyle yapıyorum. Ne yapıyorum? Neyi uyguluyorum göstereyim size. Logaritma A tabanında B yerine 1 bölü logaritma B tabanında A yazacağım. Ya da böyle olanı şöyle çevireceğim. Hemen şekle dönüyorum. Burayı da temizliyorum. Evet. 3 başta çarpan olarak duruyor. Orada da burada da. Dışarıda bulunsun. Ayağımıza dolaşmasın. Bu durumda bu gördüğünüz ifade 1 bölü logaritma 3 tabanında 12. Sevmedim. Logaritma 12 tabanında 3 diye yazdım. Bu da logaritma 12 tabanında 4. Logaritma 12 tabanında 4. Logaritma ne yapıyordu? Toplama yerine toplananları çarpıyordu. 3 çarpı. Logaritma taban aynı. 3 çarpı 4. Buranın 12. Bunun 1. Yanıtın 3 olduğunu gördüğünüzü umuyorum. Genel göz atalım. Ne yapmışım? 3'ü başa almışım. Sonra taban değiştirmişim. Bu 12 ile bundan daha kötü yazılamaz herhalde. En kötü hale yazmışım. Geçiyorum sayfayı. Evet, bu da kolay gibi geldi. Bir daha söylüyorum, dileyenler için EYS'in 3 nolu kitabını, bu 2 nolu belki emin değilim, gönderebilirim. Üzerinde çözdüğüm işlemleri içeren kitabı gruba atabilirim. Bakın bu soruda az önce çözdüğümüze benziyor. 60 tabanında 5 diye yukarı çıkacak. 60 tabanında 4, 60 tabanında 3, 5 çarpı 4 çarpı 3, 60, 60 tabanında 60'tan 1. Bu şekilde anlatmak kolay değil, anlamak kolay değil pardon. Ama kağıt kalemle siz bunları girebilirsiniz. Buna gelelim. Şimdi bizim elimizdeki malzeme 4 tabanında 3. Aslında kulağınız bende, gözünüz ekranda. Aslında 2 tabanında 3'ü de biliyorum. Aslında 3 tabanında 4'ü de biliyorum. Ne sorduğuna bakmadım henüz.
Aslında 3 tabanında 2'yi de biliyorum. Bu verilen bilgiyi çok farklı şekilde evirip çevirebilirim. Şimdi soruya dönelim. Soruya dönelim. 6 tabanda parçalanabilir bir ifade değil. Tabanda bir iş yapamıyorum. Bu verilen, hemen çözüme geçeyim ben. Şimdi sorulana A diyeyim. Çünkü sorulanı evirip çevirmeye başlayacağım. Bu sorulan A olsun. Tabanda 6'yı beğenmedim. Tabana 2 gelsin. Yani 2 tabanında 6 olsun. Olsun. O zaman ters çevirdik biz bunu. 1 bölü A logaritma 2 tabanında 6. Veya şöyle yapayım ya arkadaşlar. A eşittir diyelim. 1 bölü logaritma 2 tabanında 6. A'ya bulaşmayayım. 1 bölü, bak söylemeden geçeceğim şimdi. Beyninizi çalışır halde tutmak için yapıyorum bunu. 1 artı logaritma 2 tabanında 3. Durdum. Logaritma 2 tabanında 3 gerekiyor. Başa döndüm. 2 tabanında 3 gerekiyor. Bak bana bir büyüteyim biraz. Bu. 4 yerine 2 kare yazarsanız. 4 yerine, bak yine senkron gitti. Bu 2 başa bölüm olarak geçecekti. Logaritma 2 tabanı 3 bu x'de. Dolayısıyla logaritma 2 tabanında 3, logaritma 2 tabanında 3, 2x'e eşitmiş. Bu 2x'miş. Eşite 1 bölü 2x artı 1. Umarım bir hata yapmadım. D seçeneğinde var. Sözü olan, konuşmak isteyen elini kaldırsın. Yani Batuhan'a kendini göstersin. Sözü olan olursa, katkı vermek isteyen olursa buyursun. Geçiyorum. Şöyle genel bir tarayayım. Ödev testi diyor. Buradan da seçelim. Sanki şu biraz karışık gibi geldi bana. Evet. Bakalım bunu ekrana nasıl sığdıracağım. Soru kolay ama uzunca bir şey. Göz atın, göz atın. Kendinize bir yol haritası çizmeye çalışın. Evet, çözüme geçiyorum. Verilen bilgiler arasında 3 tabanında 5 var, 5 tabanında 3 var, 2 tabanında 3 var, 3 tabanında 2 var. Ters çevirirsek örneğin 1 bölü A logaritma 5 tabanında 3. Her ikisinde de A'da da B'de de 3 ortak. Bence bu verileni 3 tabanına çevirelim. Sorulanı daha doğrusu. Sorulanı 3 tabanına çevirelim. Yukarıda da aşağıda da 3 tabanında bir şeyler var. Logaritma 5 tabanında 72'yi logaritma 5
tabanında 72'yi 3 tabanına döneyim diyorum. Logaritma 3 tabanında çok kötü yazdım. İdare edin. Logaritma 3 tabanında aşağıdaki 5 buraya, yukarıdaki 72 oraya. Fakat 72'yi de artık biraz parçalayalım. 72 9 çarpı 8. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi. Parçalayacağım. Ne demek parçalayacağım? Artılı hale döneceğim. Artılı hale dönünce iyi bak, iyi bak. Bu bölüm 3 çarpı logaritma 3 tabanında 2. 3 çarpı logaritma 3 tabanında 2. Kalan bölüm 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3. Aşağısı logaritma 3 tabanında 5. Malzemeler vardı burada. Ne diyordu? 3 tabanında 2. Acaba ne o? 2 tabanında 3 B. 3 tabanında 2 1 bölü B olur. 3 çarpı 1 bölü B. Böyle yapalım. 3 tabanında 3 1'di. Onu biliyorum artık. 2. 3 tabanında 5 A idi. Evet. Burayı da hızlanarak yapıyorum. Artık olsun diye değil. Zihniniz hep açık kalsın. 2 B artı 3 bölü A çarpı B demiş. Küçültelim bir fotoğrafın genel halini görelim. Evet, başka soruya geçebiliriz. Benzer bir soru. Geçiyorum. İleri düzey başlığı altında konulmuş bir yer var burada. Bakalım ne kadar ileri düzey. Evet. Şu genelini bir göreyim de ondan sonra seçeyim ben. İlk gördüğüme zıplamayayım hemen. Tamam, ilk gördüğüme zıplayayım. Buyurun. Sınavda olsam, sınavda gelmiş olsa ne yapardım? Zihninizden bir şeyler geçirin. Kolayca kağıt kalemle de işlem yapabileceğiniz soru kolay değil. Kolayca kağıda geçebilirsiniz, o anlamda söylüyorum. Evet, ben başlayayım. Çok zor gibi görünmedi bana. Verilen ifade iki tabanda verilmiş, sorulan altı tabanda. Örtüşmüyorlar bunlar. Hemen sorulanı iki tabanına çevirelim. Sorulan iki tabanına nasıl dönüyordu? Şöyle dönüyordu. Logaritma iki tabanında, logaritma iki tabanında üstteki bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk yazıyor orada. Bence 3/2 orası. Altta 6 var. Onu da 3 çarpı 2 diye yazalım. Boşluğa doğru geçeyim. Boşluk aşağıda gördüm. Oraya bak. Şimdi bunu bölüm halinde, bunu toplam halinde yazacağım. Yanlış konuştum. Bunu üsttekini, şunu fark logaritma iki tabanında 3 logaritma iki tabanında 3 eksi logaritma iki tabanında 2. Aşağıdaki ise logaritma iki tabanında 3 logaritma iki tabanında 3 artı logaritma iki tabanında 2'ymiş. Ne verilmişti bize? Logaritma iki tabanında 3 verilmiş. Adına da A demişler. Tamam. Yukarısı belli oldu artık. A eksi 1 bölü A artı 1.
Evet, yine sorunun iyice içine girin, göz atın. Bak, sözüm ona burası ileri düzeymiş. Ama rahatlıkla da hepimizin yapabileceği bir soru. Benim fikrim öyle. Umarım sizin fikriniz de öyledir. Geçiyorum. Bu feyi tamamlayalım. Çok da zorlamıyorum. İkide ilgimi çekti. Bir tam turu bitireyim. Vaktimiz kalırsa ikiye dönelim. Sanki bu daha ürkütücü gibi. Üçüncü sorudan bahsediyorum. Logaritma var, gof var, kök var. Ama zor bir şey değil galiba. Sonuçlandırmayayım ama şöyle hızlıca bir bahsedelim. Gof 1 G fonksiyonunda F 1'in görüntüsü. F1. Bak buraya. 3 tabanında 1. A tabanında 1. 1'in her türlü logaritması, her tabanda logaritması 1 diye bir 0'dı. Pardon. Buraya x yerine 1 yazdık. Üssü 0. Sayı üzeri 0'dan 1 oldu. Çözmeyeceğim dedim ama tutamadım kendimi. G1 de burada 1 yazarsan 3 kareden 9 çıktı. Herhalde kolay buldum da o yüzden tutamadım kendimi. Bak bu soru ileri düzey başlığı altında soruyor buraları. Az önce ben dersin başında logaritma bizim hedef konumuz olmalı. Buradan bir kaza olmadığı müddetçe soru kaçırma lüksümüzün olmaması lazım. Evet, bu 4 güzel. Sizlerin deyimiyle oyunlarda kullanıyorsunuz ya, combo diyorlar. Bütünleşik bir şeyler. Oradan buradan birbirine girmiş. Şimdi bunu yapayım. Sayının üstünde logaritmalı bir ifade. Hemen ekranı sabitleyeyim bir size. Şimdi burayla bura yer değişebiliyordu. Evet, o zaman bir sonraki adımda ben şöyle yapayım. İyice büyüteyim. Zaten bu kadarmış. X2 taban olarak geçti. Üzerinde logaritma 9 tabanında 3. Burayı da bir adım atlayarak, bir adım atlayarak söylüyorum. Yerim kalmadığından falan değil. Çalıştırın zihninizi. Şu gördüğünüz bölüm 1 bölü 2. Tamam. Dolayısıyla kök x2 oldu. Kare kök x2 oldu. Sorumuzdaki boşlukta devam edelim. Bu denklemin köklerinden biri olan x1, diğer kökün kare köküne eşitmiş. Buradan ilerleyeyim. Her tarafın karesini alayım. En azından kökten kurtarırız. X1 kare eşittir. X2 oldu. Bir de ben bu eşitliği X1 ile çarpmak istedim. Niyeyse. Niye acaba? Bir sonraki adımda görülecek niye oldu. X1'in küpü eşittir x1 çarpı x2. Bir denklemde kökler çarpımı. Niye gelmiyor ekrana? Donmadı inşallah. Yapma bunu. Sesin
Geliyor mu? Görüntü geliyor. Dondu. Yok, görüntü de var. Yine galiba. X1'in küpü eşittir. X1'in küpü eşittir. X1 çarpı X2 var mı? Ben de orada durdu. Kırmızı X1 ile çarptığımdan sonraki adım hala ekrana yansımıyor. Batuhan. Batuhan, hocam, son yazdığımı görebilecek misin? Bir dakika bak. Ekrana bak, ekrana bak. Evet, evet. Gözüküyor. Ne yapıyorum? Batu. Ne yapıyorum? Batuhan. Ha, az önce, tamam, şimdi geldi. Tamam, geldi, geldi. Bende de geldi. Tamam. Ha, bana da gelmedi. Hala karşımdaki ekran durdu. Artık kendimi kontrol edemiyorum. Bak söyleyeyim. Batuhan, gözümde sensin bundan sonra. Şu ana tamam, kadar hocam, kulağımdın. Aynı zamanda gözüm de olduğun haberin de olsun. Denklemde kökler çarpımı C bölü A'ydı. Tam sayı, bir dakika sorunun devamını okuyayım bir. X1 ile X2 birer tam sayı olduğuna göre. X1 ile X2 birer tam sayı olduğuna göre. O zaman ben son adımı gereksiz yapmışım. Ben X1 çarpı X2'den çözeceğimi sanıyordum. Şu adımı sileyim ben. Evet. Hani bunun kökleri nasıl olabilir? Bunun kökleri nasıl olabilir? İyi bak bir bana. Sonra devamına geçeceğim. Bu X1 diyelim. Şu X2 diyelim. Bu 1 ise 1 olur. Tam sayı diyordu. Bu 1, bu 2 ise bu 4 olur. Bu ne bileyim 3 ise bu 9 olur gibi. Örneğin kökler toplamı 2 olabilir. Kökler toplamı 6 olabilir. Kökler toplamı 12 olabilir. Bunlar toplam. Kökler çarpımı 1 olabilir. 8 olabilir. 27 olabilir. Olabilir demiş ya. O yüzden bu eziyeti çektik. Tam da E seçeneğinde, hayır, E seçeneğinde değil. Kökler toplamı 2 olmadı. D seçeneğine bir odaklan. D seçeneğine bir odaklan. Burada kökler toplamı 6. Çarpımı 8. Demek ki D seçeneği istenen durum. Vaktimiz doldu ama devam edeceğiz. Bu sayfayı bitireceğiz. Hakkınız mı? İnanın hiç şey görmüyorum. Bu al beğendim ama buna benzer geçen ders sanki yaptım gibi şu an ona zaman ayırmayayım. 7 daha bir cezbetti beni. Evet bir bakalım. Şimdi hemen ekranı ben sabitliyorum da dediğim gibi ne yaptığımın farkında değilim. İyi bak şimdi bana. Logaritma 2 tabanında 3'e x diyeyim. Bak buraya bak, buraya bak, buraya bak, buraya bak, buraya bak, buraya bak. Hatta neyse artık demiş oldum. Burası 2 çarpı 3 tabanında 2, 1 bölü x. Şimdi bunları yerine yazarsam bu bölüm 4 bölü x kare. Bu bölüm x bölü 4. Yanındaki bölüm 2. Arkadaşlar ben hiçbir şey göremiyorum. Bunu bir sonraki derse bırakalım. Ekrandan kendimi denetleyemiyorum. Tamam hocam. Ses var mı? Tamam. Var. Evet kapatmayın, ayrılmayın. Bir ezberimiz var, bir tekrarlayalım. Derslerin sizlere faydalı olabilmesi için, sizlerin çektiğiniz eziyetin ekran karşısında, dört duvar arasında evde hapis hayatı yaşarken
bu çektiğiniz eziyetin faydaya dönüşebilmesi için ders katkılarınız mutlaka olmalı. Ders içi katılımlar makul seviyede de olsa olmalı. Ders katılımı derken mutlaka elinizdeki soruları gönderirseniz bunu çözebilirsiniz. Bakın çekinmeyin. Çekinmeyin. Basit olsun, basit olsun. Önemli değil. En kolay soruları biz öğretmenler takılıyoruz zaten. Basit olsun, ben de onları geçebilirim, ekrana taşıyabilirim, bireysel çözebilirim, yok da sayabilirim. Yeter ki siz gayreti gösterin. Ben beğendiklerimi kesin emin olun, yayın içerisinde dönem dönem çözeceğim. Ders katılımı, WhatsApp kullanımı konusunda daha cesur olun. Bu bir. İki, mutlaka hareketli kalmaya çalışın. Tembelleşmeyin, esneyin, gerilin. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizin ailesine de annenize babanıza saygılar, hürmetler. Söyleyeceği bir şey olan var mı? Ekranım benim bitik durumda. Herhangi bir şey göremiyorum. Bir saniye, bir saniye. Hala ayrılmayın. Ayrılmayın.